Anne ya. Ne var? Babamın işleri nasıl? İyi çok şükür. Ne kadar? Geçinip gidiyoruz işte, bildiğin gibi. Yani bir kenara bir şeyler koyabiliyor musun? Nerede oğlum, nerede o günler? Ama ilgin hoşuma gitti, teşekkür ederim. Bilmezdim düşündüğünü. Annem, ben işlerin nasıl gittiğini şey için merak ediyorum. Ha, eski hikaye. Kızlarla gezmek için araba istiyorsun değil mi? Eski hızım kalmadı. Külüstür bir şey be anne. Sağını solunu kendim onarırım. Motorunu falan da öğrenirim. Sen bana okul için iyi gidiyor anne de. Ben de bir düşüneyim. Bu şartlı düşünmelere de hasta oluyorum ha. Ne güzel. Her şey tazecik. Evet tazecik de. Bir kilo da patlıcan ver. Eski tatları kalmadı şekerim. Vallahi ona bile alıştık. Demek ki her şeye alışılıyor. Evet. Canancığım bir şey soracağım. Hayrola? Nedir Allah aşkına bu görücü hikayeleri? Aa, ne görücüsü Saniye? Bedişe görücü geliyormuş ya. Aa, Bedişi bilmez misin? Yapmıştır gene bir muziplik. Vallahi hiç muzipliğe benzemiyor. Adamın ağlığına kadar her şey konuşuluyor mahallede. Ağ mı? Ah, ilahi Saniye. Babamın eski bir arkadaşı geldi geçen gün. Takılmış Bedişe. Oğluma alayım seni demiş. Sen misin takılan? Bana bile adamın yanında oğluna istiyor beni demez mi yaramaz? Hay Allah. Biz de boşuna dert etmişiz. Siz niye tabii dert ettiniz ki? Doldur. Sorma Canancığım. Bu ara bizim oğlan yemiyor içmiyor. Ah, bak işte. Şimdi hayretim şaştı vallahi. Ne oldu ne oldu? Boş ver canım. Çok şaşırdım. Oktay'ın umurunda olsun ha. Hem de nasıl umurunda. Söyleyeyim bari şakaymış diye de rahat etsin çocuğum. Vuruyor mu vuruyor mu? Hiç sorma Orhan Bey. Herkesinkine vuruyor da bana tıkladığı bile yok. İşi bileceksin arkadaş. Ver bakalım şunu bir. Burada derinlik ne kadar? Bilmem. Derinliği bilmeden balık tutulur mu Musa Bey ya? Kaç kulaça salıyorsun oltayı? 5-6 kulaçta istavrit var diyorlar. Başka da bir şey yokmuş. Yahu Musa Bey. Bizim canım bugünlerde kaçıp kaçıp gidiyor ha. 3 saat 5 saat yok ortalarda. Hani acaba diyorum senin hanımla... Var bir şeyler. Musa'cığım, zamparalığa mı gidiyorlar dersin? Allah iyiliğini versin. Yakında çıkar kokusu, sabredelim bakalım. Allah vuruyor vuruyor ha. Hadi bakalım bol şans. Sağ ol sağ ol. Ne yapardım sen olmasaydın? Ne oldu? Panik yok değil mi? Canancığım, daha bir sürü koli var açılacak. Ama raflarımız doldu bile. İyi ya. Sevineceğine telaşlanıyorsun. O raflar yakında boşalacak. Ah nerede o günler? Canım kardeşim, kendi işin gibi koşturuyorsun. Nasıl ödeyeceğim bu iyiliklerini? Severek yapıyorum görüyorsun ki. Evini ihmal ediyorsun benim için. Bak bu doğru. Ama zarar yok, iyi oluyor. Bıktırdılar mı seni? Söylesek mi artık evdekilere? Madem bugüne kadar sakladık, açılış için davetiye gönderelim. Hepsine sürpriz olsun. Kahvaltıyı siz toplarsınız. Benim hemen çıkmam gerekiyor. Senin bu hemen çıkmaları da canını sıkmaya başladı ha. Neden canını sıkıyormuş açıklar mısın? Çünkü karımın ne yaptığını harfiyen bilmek istiyorum. Bak ayırmam ha. Sakın kavga etmeyin. Bankada kuyruğa girip hazine bonosu alacağım. Elektrik, su, doğalgaz faturaları ödeyeceğim. Kızın okuluna gidip taksidini yatıracağım. Ne mutlu sana Saniyeciğim. Artık bir iş yerin var. Ne kadar sevinsen azdır. Bir de heyecanı geçse. Ah, geçmiyor güzelim, geçmiyor. Bir şey kalmadı. İşler başlasın, heyecanlanmaya hiçbir şeye zaman olmaz. Ah! Düğme bakacaktım ben. Alayım da çıksın aradan. Unutacağım yoksa. Ah, hadi ben yalnız at. Kalıyorum ama. Aa, geliriz, geliriz şimdi. Hadi. Peki. Beni buraya çay ısmarlamak için getirmedin değil mi? Bildin canım. Düğme de mi bahaneydi yoksa? Düğme de bahaneydi. Ne yapayım? Başka türlü yalnız kalamıyoruz. Telefon etseydin. Bizim evden mi? Asla olmaz. Boş ver. Kaldık işte baş başa.
Alayım mı ifadeni yoksa sen kendin mi başlayacaksın anlatmaya? Canancığım, telaşlanmadan dinle. Her kadının başına gelebilir böyle bir şey. Üzme kendini. Baba, bak elim ayağım titremeye başladı bile. Vallahi aferin sana. Hem akıllısın hem de soğukkanlısın. Vallahi de billahi de abartmıyorum. Kadınla aralarında çok ciddi bir şey geçmiş olmalı. Kadın perişandı. Gördüğünü anlat yeter Asuman. Kızacağını biliyordum. Bile bile anlattım. Kızmadım. Hiç telaşlanma. Kendini de üzme. Çok bunalırsan vurursun kucuna tekmeyi. Olur biter. Hesabı rica edebilir miyim? Çok yordum seni yine Canancığım. Asıl ben senin kafanı şişirdim bütün gün. Güzelim, benle konuşmayacaksın da kimle konuşacaksın? Şişer mi benim kafam böyle şeylere? İlk defa ne yapacağımı bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Sabahtan beri hep aynı şeyi söyletiyorsun bana. Belki gördüğün gibi değildir. Asuman çok ayrıntılı anlattı Saniye. Abartır biraz, bilmiyor musun? Onda biri bile gerçekse yeter bana. Hadi çıkalım. Lütfen sabırlı ol. Bana bir söz vermeni istiyorum. Hiçbir şey olmamış gibi davranacaksın. Denerim. Sözümü tuttun mu bakayım? Pek sayılmaz. Yapma. Aslında tuttum. Konuyu açmadım. Ama o bir şeyler sezdi. İyi işte. Varsa bir şey halinden belli olur. Nasıl? Suçlu gibi davranırsa kötü. Yok. Bağırıp çağırırsa anla ki bir şey yok. Orhan'ın ne zaman kızacağı, ne zaman kızmayacağı hiç belli olmaz ki. Çok fena üşütmüşsünüz Orhan Bey. Öncelikle şu ılamuru bir için bakalım. Boğazınız yumuşasın, hadi. Peki, için. Hadi, hadi. Bak bak. Yandım, nesin? Sonra pirzolalar, pilavlar, bir şeyciniz kalmaz. Kızım ağır gelir derler. İnanmayın Orhan Bey, iyi gıda iyi olmanın baş şartıdır. Hani annelerimiz öyle derler. Çorba gibi hani, hafif şeyler. Siz şimdi benim getirdiğim kuzu pirzolalarını bir yiyin. Bakın nasıl aslanlar gibi kükremeye başlarsınız. Ama benim midem de pek iyi değil. Hiç korkmayın Orhan Bey. Pirzolalar yağsız tarafından ve ızgara olarak. Yanında da tereyağlı bir pilav. Bak bak, al bak, alıyorsunuz benim aklım başımdan. Unutuyorum mutfaktaki yemekleri. Nesin, aklım var mı ki başından alayım kızım? İyi ki getirmişim kendi pirincimi Orhan Bey. Yani bu pirinçlerde hiç iş kalmamış. Çorbalık canım bunlar. Şşt! Babam uyuyordu. İyi. Gel. Merhaba. Merhaba Bediş. Merhaba. Geldin mi kızım? Amma da pişkinler ha. Bediş, nasılsın canım? Baba, ne iş? İyisin maşallah. Sabah daha iyiydim. Ama şimdi biraz midemden zorum var gibi. Ne güzel şeyler kokuyor bu evin içinde. Mükü hoş geldin kızım. Nesin sağ olsun kuzu pirzolası getirmiş. Yanında da bol tereyağlı bir pilav. Pirinci de evden getirmiş. Bakalım pirzolanın kemiklerini beğenecekler mi? Pirzola! Bediş kapı! Geldim! Geldim! Bugün erkenden git evine. Kocana bir şeyler al götür. Hayrola, ödül mü veriyoruz? Sen dediğimi yap. Böyle durumlarda tepkileri daha çabuk anlaşılır. Hiç içimden gelmiyor. Baba, arabayı alma gözünü seveyim. Gene vuracaksın baba. Hayrola Nesrin? İşte evin hanımı da geldi. Nöbet değişikliği zamanı. Merhaba Nesrin, ne oldu? Orhan Bey iyice hasta Canan abla. Geldin mi Canan? Çok kötüyüm Canan. Of, midem yanıyor, midem. Kim bilir neler yedin gene. Söz dinlemezsen böyle olur. Pek bir şey de yemedim ama. Siz nöbeti devraldığınıza göre ben artık gideyim.
Otursaydın biraz. Rahatsız etmeyeyim sizi. İşinden kalma kızım. Sağ ol. Bak iyileştim artık. Çok tamam, iyiyim. Tamam Orhan Bey. İşi düşünen kim? Hemen bulmuşsun bir hasta bakıcı. Ben onu bulmadım, o beni buldu. Ay, ay. Ne oldu, neyin var? Bana tereyağlı pilav yedirdin Canan. Ay, ay, ölüyorum ya, ölüyorum. Güzel miydi bari tereyağlı pilav?